Herkese günaydın arkadaşlar, biz uyandık. Şimdi ben hemen uyanır uyanmaz çocukların karnını doyurdum. Bu raf vardı ya aldığımız. Bunu kuracağım. Şöyle içinde vidaları falan çıkıyor. Çok pratik zaten kurulumu. Nereye koyacağımı da ayarladım şimdi. Dolapların içine baktım. Tabak dolabına olmuyor. Ya olsa da üzerine çok az bir şey konuluyor. O yüzden ben bardak dolabına kullanacağım bunu. Çünkü bardak dolabım benim çok şey. Şimdi göreceğiniz zaten nasıl olduğunu. Tepeleme yani bardaklar. Üst üste kullanılıyor. Bu yüzden orada kullanmaya karar verdim. Şöyle vidalayalım. Dört köşesinden böyle vida çıkıyor işte. Tamam, şimdi size bardak dolabını göstereyim ben. Bakın bardak dolabım böyle. Tepeleme bardaklar. Hiçbir şey sığmıyor. Hem de arada bir raf olması lazım aslında. O yüzden bu çok kullanışlı olacak şimdi. Bütün bardakları indireceğim, rafı temizleyeceğim. Ondan sonra buraya yerleştireceğim. Evet, şöyle dolabımı boşalttım. Bütün bardakları çıkarttım. Ve rafı yerleştirdim. Üzerine çay bardaklarını koyabilirim. Kahve fincanlarını koyabilirim. Aslında bir tane daha alsaydım yanına tam denk gelecekti. Bir daha gidersek bir tane daha alacağım. Çok kullanışlı olacak o zaman. Araya raf yaptırmış gibi olacak. Değerlenmiş olacak. Daha fazla bardak falan alacak en azından. Kahve fincanlarım buradaki dolapta duruyor. Tepeleme bir şekilde. En azından onları bile koymam yeterli olacak benim için öyle üst kısımlarına. Kahve fincanlarım buradaki dolapta tepeleme duruyor. En azından bir tane daha buraya alırsam üzerine onları koyarım, dizerim. Ve çok kullanışlı olur dolap. Evet arkadaşlar, hazırlandık biz. BİM'e gidiyoruz. BİM açıldı. Buraya da sezonluk açılıyor her sene. Bugün açılacak diye söylendi. 1 Haziran. Gidiyoruz bakalım. Açılırsa eğer böyle ilk günü fırsatlar, indirimler falan oluyor da. Böyle güzel şeyler oluyor. Hem de baklavalık yufka alacağım. Böyle evde kendimize bir tatlı yapayım diyorum. Ceviz de var. Hem onun için Murat hazırlandı. Ali hazırlandı dışarıda. Zeynep'e de böyle tek bir zıbın giydirdim. Üstüne altında da siyah taytı. Gidiyoruz bakalım. Makineye de çamaşır attım. 2-3 posta çamaşır var. Zeynep'inkiler var. Ondan sonra bizim koyu renklileri attım şimdi önden ama. Hep kapıda göze hep. Murat, siz baba kız takımı olmuşsunuz. Sen al bence Zeynep'i. Bak, hayır. Onun üstü gri. Hayır. Biz Ali'yle takım olduk. Ay tut ama tut. Tut bak, terlik giyeyim. Aynen. Saç. Bak şimdi. Murat'ın altı gri. Zeynep'in üstü. Onun taytı siyah. Onun da tişörtü. Neyse hadi gidelim. Anahtarı aldın mı? Aldım. Lamba falan açık değil. Kapıyı kilitleyeceğim. Ali sen benim elimi tut en iyisi ya. Hadi. Ay nasıl güneş. Hadi gidiyoruz. Kapıyı kilitleyin. Harika açılmış. İyi hadi bakalım. Akşama ekmek yok. Ekmek alalım. Ne oldu be? Çok mu mutluyum? Niye? Bim açıldı diye. Bim açıldı diye mi? İstediğinden al nasıl istiyorsa canın. Zeynep. Ali nasıl heyecanlandı. Sanki BİM onun marketi. Sorma. Bedava veriyorlar sanki. Nasıl sevinçli. Ha, bir tane de öyle araba al ya. Hadi. Evet, çay bahçesinde oturduk biz. Alışverişimizi yaptık. Herkes BİM'de kapıya bakıyor afişe. Ali bir tane böyle puding kaldı. Ekmek aldık. Bu hafta ne var? Önümüzdeki hafta ne gelecek? Neler evet, fırsat ürünlerine. Neler kaçırmışım diye bakıyorum. Baktım içeride hiçbir şey yok. O biz ilk geldiğimiz sene çok güzel böyle saksılar maksılar ucuz fiyata yığmışlardı. 1 lira, 5 lira, 4 lira. Büyük büyük saksıları. Özel bir şey olunca da 9'dan önce yani 9'dan sonra gelip de bulmak çok mümkün değil. Aynen. Önce BİM'de tanıdığın falan da olacak. Ayıttıracaksın. Aynen. Hava çok güzel be. Yapacağız mı baklavayı?
Bugün baklavayı yapmam ya. Daha erken. Yapalım, yiyelim, yapacak. Yok yok, erken daha. He? Şöyle bir tepsi tatlımız olur. Her akşam 3 tane alacağım. 3 akşam kaldı. Sen de Murat. Sen bir tepsiyi bitirirsin. Kimseye tattıramayız. Azıcık annenlere götürürüz. Azıcık bizimkilere götürürüz yapmışken. Yarısını ben yiyeyim, yarısını dağıtalım. Tamam, öyle yaparız. Bakalım sen de beğenecek mi? Çıtır çıtır yaparsan beğenirim. Öyle yumuşacık baklar sevmiyorum. Evet. Zeynuş! Zeynuş! Kış! Nereye geldik? Uykusu geldi. Birazdan çıkarız ya eve. Pek fazla durmayız. Evet, çok güzel. Böyle otur burada, bak böyle akşama kadar. Sonra iftar saati bir saat kala çık. Yemeği yap, değil mi? Çınar var burada da kocaman. Onun altında. Birbirinin içinde yeri siliyordu çocuklar. Bir kere düştü, kalktı. Dikilirken bir daha düştü. Bacakları ayrılıyor böyle, ıslak ya böyle. Hop, bacakları düştü. Ayağında da terlik vardı. Ayakta dikilirken düşüyor. Bir bakıyoruz hani şap diye düşüyor. Bir daha bakıyoruz şap diye geliyor. Bir de ses çıkıyor böyle, elleriyle de yere vuruyor. Bir de ellerini böyle vuruyor yere şap diye. Sanki bilerek böyle yaparmış gibi. Ay dedim, daha Ali ayakta duramıyor. Sonra neyse, abur cubur bölümüydü orası da, çıktık. Hemen başka bölüme girdik, girmedik oraya. Hiç abur cubur almadı. Bir Ali bu pudingden aldı, o kadar. Onu da kola istiyordu. Kola istiyordu değil mi? Çünkü o siyah şeyden yapılıyor böcekler. Aynen, hiç sağlıklı değil. O, bence bak biraz... afişlere yokuyorlar, geldiler de. Çenene bak, çeneye. İyi ki bir puding yer, her yerine batırdın yine. Gördüm kamer adam. Evet arkadaşlar, biz marketten geldik. Ali'yi direkt banyoya soktum, yıkadım. Markette düştüğü için. Ondan sonra da ne yaptık? İkisini de birlikte uyuttum. Şimdi marketten neler aldım ben? Bir tane karışık turşu aldım. 2 lira 90 kuruştu. Havuç var içinde. Lahana, biber ve salatalık. Ondan sonra yoğurt aldım Dost'un. 1,5 kilo var içerisinde. 6 lira 90 kuruş bunun da fiyatı. Ondan sonra yufka aldım. Baklavalık yufka. Onun markasının. Bunun da fiyatı 6 lira 25 kuruştu. İçerisinde 800 gram var. Ondan sonra bir koli yumurta aldım. Bilbilinin böyle M orta boy. Bunun da fiyatı 9,5 liraydı. Bir tane yarım yağlı süt aldım. Bunun fiyatı 2 lira 95 kuruş. Ondan sonra bir tane salam macar aldım dilimli. Bunun fiyatı 2 lira 75 kuruştu. Bir tane de böyle üçgen yufka aldım. Bu üçgen yufkanın da fiyatı 2 lira 90 kuruştu. Bir tane de ekmek aldık. Ekmek de 3 liraydı. Hepsi 40 lira tuttu. Alışverişim bu kadardı. Şimdi bunları yerleştireyim. Ondan sonra çamaşır asmam gerekiyor. Sepet beni şurada bekliyor. Onları asarım. Biraz evi toparlarım. Marketten aldığım üçgen yufkaları saracağım şimdi. Ondan sonra da buzdolabı poşetiyle buzluğa kaldıracağım. Ali çok seviyor bu kalem böreğini. Çünkü böyle arada çıkartırım, kızartırım. Kahvaltılarda olur. Akşam yemeklerinde falan olur. Ve poşetleyip ikiye bölüp kaldırırım herhalde. Burada bayağı bir var. 360 grammış yufka. Bayağı bir yufka var şurada, bölünmüş böyle. Lor peyniri sadece koyacağım üzerine. Tam yağlı olduğu için hiçbir şey eklemeyeceğim içine. Maydanoz ve dereotu falan da eklemeyeceğim. Sadece böyle peynirli yapacağım. Hadi başlayalım. Hızlı bir şekilde sarıp paketleyip buzluğa atalım börekleri. Thank you.
arada dolabın halini de göstereyim size. Bakın dizdim bardaklarına kadar boş alan kaldı. Görüyor musunuz? Buraya bir tane daha bu rafın aynısından alırsam daha da çok yer kalacak. Ve üst tarafına sadece kahve fincanlarını yerleştirebileceğim. Ve hem düzenli olacak. Çay bardaklarını yıkadım da o yüzden gösterememiştim size sabah son halini. Çamaşır suyuyla yıkadım, sararmıştı. Hepsi pırıl pırıl oldu. Bu üst katın arkasındakileri zaten kullanmıyoruz pek fazla. Sevmediğim kupalar var. Şöyle ince saplı, ince kupaları, seramik kupaları falan seviyorum ben. O kadar. Bu arkadaki su bardakları da 6 büyük, 6 tane küçük takım onlar. Onları da pek fazla kullanmıyoruz. Zaten 3 kişiyiz. Bu yüzden onları da arkaya koydum öyle. Hatta kahve fincanları bile konulabilir ama karışıklık olmasın diye burada koymuyorum. Böyle oldu. Zeynep'in kışlıklarını kaldırdım. Ondan sonra da çekmeceleri, dolapları düzenledim burada. Azaldı şimdi şeyler, kıyafetler. Böyle. Ondan sonra burası da böyle. Zıbınları, bir şeyleri. Burada da yine biraz daha kışlık böyle şeyler var ki. Daha tam havalar tamamen ısınmadı ya. Akşamları yine serin oluyor. O yüzden tokaları, ayakkabıları, bandanaları, bilmem neleri, işte şapkaları burada. Bunlar da şu büyük olan. Ondan sonra bu diğerleri de kışlık, artık bitti yani, onları giyemeyecek o şeyler yani. Küçülen kıyafetlerini kaldırdım. Şimdi dolaptan yine kışlık kaldıracağım. Zeynep'in bu kadar kışlık kıyafeti kalktı. Ama şunu çıkartalım, şunu da çıkartalım. Bunları giyer yine. Ama bunlar artık küçüldü. Kaldırıyoruz bunları. Aynen öyle. Hadi Allah kabul etsin. Şey, salata olsun. Yeşil var ya, yeşil. Ha, yeşil ekle, tamam. Hadi yiyin bakalım. Zeynep ne yapıyor? Zeynep bir tane pideyi yedi böyle incecik. Şimdi oyun oynuyor. Evet, biz eve geldik şimdi. Zeynep yemek yerken çok huysuzlandı. Hep bir şeyler ağzına atmak istedi böyle. Hep eline böyle şişe mişe verdim, işte pipet verdik. Hiçbir şey istemedi. Meğersem uykusu varmış. Eve girdik. Arka odada yatağına yatırdım. Yatağının kenarında onun böyle müziği var. Müzik kutusu, ışıklı. Onu açtım, bir de titreşim var. Onu açtığım gibi yan döndürdü kafasını. Emziğini ağzına koydum. Hemen kapattı gözlerini. Çok uykusu varmış yavrum. Eğer bebek arabasını almış olsaydım o çoktan uyumuştu aslında. Ama bebek arabasını arabada bıraktık biz. O yüzden mama sandalyesinde de böyle hep huysuzlandı. Yemek yerken böyle biraz sıkıntı çıkarttı. Çok kalabalıktı. Niye? Hafta sonları böyle kalabalık oluyor tabii burası. Normalde de hafta içi sakindir. Hafta sonları böyle yemek yerleri şey oluyor, kalabalık oluyor. Aslında Murat hafta sonu hiç indirmez aşağıya ama bugün böyle ben yoruldum evde. Bir de böyle artık son 1-2 gün dedim dışarıda yapalım iftarımızı. Bir de şimdi arkadaşlar ben baklava yufkasını bu vlogun içerisinde market alışveriş videosu göreceksiniz ve baklava yufkasını göreceksiniz. Ama ben sizlere bayram öncesi yetiştirmek için ne yaptım? Eve geldiğim gibi hemen sıvadık kolları. Baklava yaptık Murat'la birlikte. Ondan sonra hemen montajını yaptığım gibi yüklemeye başladım. Bizim de internetimiz o kadar yavaş ki böyle bayağı bir geç yüklüyor. Ama yetiştirebileceğim sanırım bu akşam için. 10.30'a yetişecek gibi. Normalde videoları hep iftar sonrası 9.30'da paylaşırdım. Hani sizler yemek yedikten sonra istemiştim hani açayım. Çünkü çoğu gün, günün çoğu benim mutfakta geçiyor. Sırf bu yüzden. Bu gece son sahurumuza kalkacağız inşallah. Hiçbir şey anlamadım gerçekten bu Ramazan'dan. Su gibi geçti, bitti işte.
Umarım Rabbim kabul etmiştir orucumuzu, ibadetimizi, dualarımızı, sevdiklerinizle hep birlikte. Umarım güzel bir bayram da geçirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bugünlük de benden bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.